kızımız var. Buyurun siz de alalım. Aynur Hanım değil mi? Gel canım. Şimdi burnuyla ilgili bir sıkıntısı var. Merhaba, hoş yaşını geldiniz. Öğrenelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle gel canım. Heh. Ben 36 yaşındayım. Heh. Burnum 2 kere kırıldı. Kendime olan özgüvenimi tamamen kaybettim. İkinci kırıldığı zaman böyle mutsuz, psikolojik olarak bayağı bir beni etkiliyor. Saçımı toplayamıyorum. Fotoğraflarıma hep bakıyorum, işte resim çekiliyorum. Bu olmamış, siliyorum. Tabii o beni kendini çok bildiğin için de direkt oraya adapte oluyorsun. Evet. İsim neydi? Aynur. Aynur. Evet, zaten burunda bir problem olduğu zaman onun psikolojik olarak etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü burun insan yüzünde gerçekten karakterimizi belirleyen, kişiliğimizi belirleyen, insanların en çok dikkat ettiği nokta, muhatabımıza en yakın nokta, hep onu söylüyorum, en yakın nokta burun. O yüzden o bölgedeki kusurlar mutlaka psikolojiyi, o özgüven duygusunu olumsuz etkiler. Sende de bunlar var tabii ki. Fotoğraf çektirirken bel açılardan vermiyorsundur tahmin ediyorum. Evet. Değil mi? Şu açıdan olmasın diye. O benim gördüğüm, ben bir bakabilir miyim şöyle bir? Kalem şöyle bir, mi hocam? Aslında bende bir kalem vardır. Benim kalemim hazırdır. Vallahi bravo. Hayatım, kameraya doğru bakalım. Şimdi bakın. Karşıdan görüyor. Karşıdan bakıldığında hani belki çok fazla bir rahatsızlık hissedilmeyebilir. Bazıları ne var diye düşünebilir. Ama yine biz de görüyoruz. Karşıdan bile bir kusuru görüyorum ama özellikle yandan bakıldığında bakın. Ekrandan yandan gösterildiğinde çok bariz kemer. Ben şöyle çizeceğim o kemeri, fazlalık kısmını. Şöyle bir çizik atacağım. Bakın burada bir fazlalık var. Burnun üst kısmında bir fazlalık var. İkincisi benim gördüğüm burnun uç kısmında bir şekilsizlik var. Bakın aşağı doğru bir sallanma ve şekilsizlik var. Eğer bu kısım ortadan kaldırılır ve uç kısmına şekillendirirsek, ki elimle yapayım onu bir göstereyim. Yandan belki kamera gösterebiliriz şöyle. Ben bunu yapmak istiyorum. Şöyle bir bakın. Evet. Şu şekilde bir göstersin kamera. Evet, havayı neredeyse tamamen değiştiriyor. Yani uç kısımdaki minimal bir değişiklik, kemerin ortadan kalkması yüzün görüntüsünü tamamen ortadan farklı bir noktaya çekiyor. Aslında şöyle... Kızımız güzel bir kız. Yani kesinlikle güzeliyle ilgili bir kaygı yok. Sadece burunda var olan kusur şöyle bir algı yaratıyor. Ben baktığım zaman direkt kusurlu kısmı görüyorum. Bakın direkt burnu görüyorum. Oysa yüzünün güzelliğini, saçının güzelliğini, kaşlarını, gözlerini başka göremiyorsun. Çünkü kusuru görüyor göz. İlk kusuru görüyor. O yüzden o kusur giderildiği takdirde yüzün güzelliği daha bir bütün olarak ortaya çıkacaktır. Peki nasıl? Çok özür dilerim hocam. Tabii şimdi evliymişsin herhalde, ayrıldın. Evet. Evlilik zamanında mı kırıldı burnun? Evet. Ben düştüm merdivenlerden. Betonlu merdivenler. İtildin mi, düştün mü? Düştüm. Ha, düştün. Aman düşünce burnum direkt betona çarptı. Kırıldı. Geçen yılda mutfakta su içerken kansızlıktan dolayı bayıldım. Bu yine burnumun üstüne düştüm. Böyle bir şanssızlık yaşadım. Peki evliliğinde hiç bunlar söylenir miydi eşin? Hani burnun böyle şöyle... Yok, öyle bir ailemde, eşimde şey yapmadı. Ama ben hani resimlere bakarken, aynaya bakarken ben kendimi kötü hissediyorum. Hani böyle aman aman ben güzelim demiyorum. Sonradan şöyle yapalım mı? Çok özür dilerim hocam. Niye ayrıldınız? Anlaşamadık, ayrıldık. Anlaşamadınız. Hep böyle söyleyeceğiz. Yapacak bir şey yok, anlaşamadık. Kaç senelik evliydin? 12 yıl. 12 yıl, 3 çocuk var. Evet. Bir tanesi sende, 2 tanesi beyefendide. Evet. Beyefendi evlendi mi? Evlendi. Şimdi burnumuzu yapacağız inşallah. İnşallah. Buyurun hocam, şimdi ben onu diyecektim. Yeni bir hayat istiyoruz aslında hocam. Bence yapalım. Bunu demek istedim. Yani, kesinlikle. Kameraya doğru da dön Aynur'cum. Yeni bir hayat istiyoruz. Aslında mutsuzluklar peş peşe. Aslında içerisinde yürekten yangınlar, dertler, kederler, kendimizi iyi hissetmek için ikinci bir şans, ikinci bir hayat gibi. Ben onu diyeceğim. Seve seve yaparım. Ben bu burnu yapmak istiyorum. Yapmak istiyorum. Şu nedenle yapmak istiyorum. Hem gerçekten o özgüven duygusunu yeniden kazanarak hayata daha pozitif, farklı bir açıdan bakmasına bir katkı yapmak istiyorum ben de kendi ölçeğimde. Çok teşekkür ederim. Gerçekten o ihtiyacı kendi hissediyor zaten. Yani o ifade ettikleri şeyler onun zaten ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Memnuniyetle yapacağım. İnşallah yaptıktan sonra da Songül Hanım davet edersiniz bizi. Ben her hafta alacağım. Her hafta haftanın 3 günü geleceksin. Yapacak bir şey yok. Çok sağ olun. İnşallah. O Olur. İşte Hayati hocam genelde hani hayatın içinden hanımlar böyle boşanmışlıkları olunca devamlı bir öncekiyle veya bir sonrakiyle kendini kıyaslayarak. Halbuki hepimiz ayrı ayrı güzelleriz. Öyle düşünmemek gerek. Yani bir de güzellik bak yani göreceli yani işte benim beğendim sen beğenmezsin. Senin beğendiğini ben beğenmem. Evet, doğru. Ya o yüzden birbirinizi kimseyle kıyaslamayın kendiniz. Herkes kendine has güzel. Bu biraz üzüntüyle de evlenmeyi düşünüyor musun? Şu an düşünmüyorum. Kaç yaşında çocuğun yanındaki? 13. 13 yaşında kız mı? Erkek. Evet, daha düşünemeyeceksin demek ki. 13 yaşından sonra da erkek biraz anneyi kıskanır, paylaşmak da istemeyecektir. İnşallah güzel bir hayatın olsun. İnşallah. Hayati hocam, merhamet ve vicdan Hayati hocam da fazlasıyla var. Alkışlar Hayati hocama. Vallahi teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam böyle hayatlar da var ister istemez hani kimimiz bizler belki de baksana belki de ben bir programa konuk olduğum zaman belki böyle hani derinlemesine konuşsam belki de başka bir şey çıkacaktır. Evet. Yani yüzüne bakıyorsun bugün mutsuzum gideyim bunu mu yaptırayım niye evet, mutsuzsun evet. Ne var ki yani yüzünle oynayacak kadar. Orada yalnız şöyle bir gerçek var Songül Hanım şunu belirteyim ben. Bir insan bizim bu konuşmalarımızdan da şöyle bir anlam çıkmaması lazım. Özellikle benim konuşmalarımdan bazıları şey hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Çok insan ameliyat olası geliyor diyenler var. Ameliyat olası geliyor. Bakın bu doğru değil. Bence bir insan gerçekten ihtiyacı varsa ameliyat olmalı. Gerçekten ihtiyacı varsa estetik yaptırmalı. Yoksa Hayati Bey çok güzel anlattı estetik yaptırayım. Kocam böyle dedi bunu yaptırayım. Bakın bu doğru değil. Ben aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyor muyum? Evet. Kocamın ne düşündüğü? Yönetmenimin ne düşündüğü, arkadaşlarımın ne düşündüğü. Bakın bunlar sonradan gelen konular. Asıl önemli konu ben aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyor muyum? Kadınların ya da erkeklerin estetik ameliyata karar verirken en önemli konunun bu olduğu konusunu unutmalar lazım. Yani ben mutlu muyum, ben memnun muyum veya benim şikayet ihtiyacım var mı? Başkası için değil. Başkası için asla ameliyat olmamak lazım. Ama siz kendiniz için ameliyat olduğunuzda, kendinizi beğendiğinizde zaten bu başkasına yansıyor zaten. Yemin ederim bir insan mutlu olduğunda, kendini mutlu hissettiğinde çocuğuna karşı, çocuğun ona karşı, kocasına karşı, kocasının ona karşı, arkadaşlarına ona karşı mutlaka pozitif yönde etkileşim oluyor zaten. Yoksa ben işte kocam bana dedi ki şu ameliyat ettir. Ya eğer ihtiyacın varsa, sen de bunu ihtiyaç olarak hissediyorsan tamam. Kocanın demesi belki bir destektir sana, bunu kabul ediyorum. Ama ben çok mutluyum ama kocam istiyor. Bakın burada bir eksiklik var. Çünkü neden? Yarın evlendin, boşandın Allah korusun. Başka bir adamla evlendin. O da dedi ki ben bunu sevmiyorum, ben başka bir şey istiyorum. Onu mu yapacaksın bu sefer? Zaten bu karşındaki insanlara göre yaşamak sana o çok sıkıntılı bir durum. Mutsuzluğu getiriyor devamlı. Onların istediği olsun, onlar mutlu olsun, onlar mutlu olsun sana mutsuzluğu getiriyor. Burada önemli olan kendini tekrar söylüyorum. Bir insan kendisi için bunun kararını vermeli. İhtiyaç hissettiriyor ise kendisi için yaptırmalı. Evet. Peki hocam bu hani ip germeyle bir estetik yeni çıktı herhalde o da. Şimdi estetikte özellikle yüz bölgesinde birçok uygulamalarımız var. Örneğin yüz gençleştirme operasyonlarımız var. Çok değişik metotlarla. Onun dışında işte yüze bir takım enjeksiyon yöntemleri var. İşte PRP diyoruz, mezoterapi diyoruz, lipofilling diyoruz, değişik yöntemler var. Yine lazer uygulamalarımız var. Lazer cildin kalitesini artırmak, yenilemek, sıkılaştırmak, lekeleri biraz ortadan kaldırmak falan gibi. Onun dışında iplerle de yapılabilir bunlar. Ancak iple yüz germe konusu çok özel bir konudur. Bazı asla ona taraftar değildir. Çünkü iple yüz germe yapmak 2 boyutlu bir gençleştirme yapmak demektir. 3 boyutlu değildir. İp gevşeyebilir. İpin bir tarafı biraz fazla kaçar, bir tarafı az kaçar gibi veya işte dediğim gibi tek yönde bir germe yaptığı için başka sıkıntılar yol açabilir. Bu yüzden bunlar çok fazla abartılmamalı, büyütülmemeli. Bence hepsi güzel olmuş. Yani çok güzel olmuş bence de. Hepsi güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Önemli olan bir de kendilerinin bunu beğenmesi ki beğeniyorlar. Belli zaten hareketlerine yansıyor. Yansıyor. Evet. İster istemez yansıyor. Bence güzel olmuş. Yani gerektiğinde yapmak lazımmış. O çıkıyor ortaya. Yüz yani ameliyatı yapması lazımmış. Evet. Bazı sanatçılar için ben sizin demin gösterdiğiniz resimden sonra yani yüz konusunda siz aşmış var. Güvenilir bir el yani. İnanılmaz yüz bir yüz. Konu. Kadıncağız farklı bir kişi görüntüde daha sonra bambaşka bir kadın olmuş. Onun belki de biz aslında özünde var olan fakat güzelliği artık fark edilemeyen güzelliği ortaya çıkartmışız. Hayır. Değil mi? O, ama sizin de elinizin yeteneği. Belli, yüz belli, burun belli, yanak belli ama sen o burunu, o göz kapaklarını, o yanakları, buraları sen baştan aşağı bir kadın yaratmışsın. Yani hani böyle bir andırmıyor bile. Eski resmiyle yeni resmi andırmıyor bile. Hiç birbirine benzemiyorlar. Peki hocam bu karın bölgemiz. Yani daha çabuk kilo alıyoruz. Liposakşın mı? Şimdi, hani bazen de yapıyorlar yarım yamalak hani bir yerde şişlik bir yerde çukur. Evet. Çok tehlikeli. Mesela karın bölgesindeki Veya vücudun herhangi bölgesinde lokalize yağ fazlalıkları oluyor. Birçok kadında var bu. Kadın zayıf oluyor bazen ama yine göbeği çıkıntılı oluyor, beli çıkıntılı. Bazı kadınlarda var. Bakın burada spora rağmen ve diyete rağmen tabii ki spor yapalım, öneriyoruz. Diyet yapılsın, abur cubur yenmesin, kilolar normalde tutulsun ama onlara rağmen fazlalık olabiliyor bazılarında. Bu durumda yapılması gereken bir şey var. Hiç başka bir şey denemenin de bir anlamı yok. Liposuction yöntemindeki liposuction, lazer liposuction, işte lazer lipoliz, klasik liposuction, bunların önemi yok. Bunu doktor, hekim o problemi en iyi hangisiyle ortadan kaldıracaksa, hangisinde en iyi başarıyı gösterdiğine inanıyorsa onunla yapacak. Bizde hepsi var. Yani lazer lipoliz de var, lazer liposuction da var, klasik liposuction da var. Burada önemli olan onun neye ihtiyacı var o. Oradaki özellikle demin dediniz ya bazen çukur tümsek oluyor. Hani bazen yapılıyor, yaptırmış ama problem yani kalıyor, gözükmüyor. Olay tekniktir. Yeter ki tekniğe uygun yapılsın, yeter ki usulüne uygun yapılsın. Öyle bir şey olma ihtimali çok zayıftır. Normalde olmaz. Çok nadiren bazen... Yani 100 ameliyattan belki birinde ikisinde ufak tefek pürüzler kalsa bile burada da endişe etmemek lazım. Çünkü onun telafisi mümkündür. O doktor, ameliyatı yapan doktor normalde bir sorun çıkarsa ortaya onu da telafi edebilmelidir. Peki hocam siz mesela bir estetik doktoruna gittiniz. İlk sorunuz ne olur ona güvenmeniz için? Evet, ben, o ne doğru, ilginç bir soru. Bak ben şöyle bir şey anlatayım. Neye göre doktor seçmeyi? Hayır yani, gittik doktora neye göre? Hayır kalkıp gitmem gerek. Şimdi ben size konuşunca diyorum ki Allah'ım yani inanılmaz güven veriyorsunuz. Hayati Bey'e kendinizi teslim edin. Yani resimleri de gördükten sonra zaten söylenecek bir şey yok da. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Mesela bir gün bir hanımefendi geldi bana. Hocam diyor ben sözel muayene olacağım. Ama şöyle yapacağım, ben 5 dakika 10 dakika muayene olmak istemiyorum. Ben geleceğim size 30 dakikanızı, bana öyle bir günle muayene verin. Yani ben 30 dakika sizinle konuşmak istiyorum. Hanımefendi geldi oturdu. Benimle neyi konuştu biliyor musun? Hocam işte siz nerede doğdunuz? Çok ilgi bakar mısın? O öyle bir ilginç sohbeti hiç unutmuyorum onu. Siz nerede doğdunuz? İşte niye doktor oldunuz? Niye öğretmen olmadınız başka bir şey doktor oldunuz? Hadi doktor oldunuz niye plastik cerrah oldunuz? İşte işi yaparken nasıl yapıyorsunuz? Yani severek diplomaya mi? Diplomaya kadar gitti. Bunu yaparken hani bir para kazanmak falan veya işte geçim derdi veya başka... Bakın neyi mi ölçüyor? Benim hanım motivasyonumu ölçüyor. Mesleğimi icra ederken ki beni stimüle eden ana motivasyonu ölçüyor. Bravo. 30 dakikan sonra ne dedi biliyor musun? Tamam hocam dedi. Ben dedi size dedi artık ameliyat olabilirim. Ona yüz gençleştirme yapmıştım yıllar önce. Ben size ameliyat olabilirim dedi. Orada şunu söyledi. Ben şunu test etmeye çalıştım hocam dedi. Yani siz gerçekten işinizi severek mi yapıyorsunuz? Yoksa mecbursunuz. Zaten başka mesleğiniz yok. Sonuçta bir isteyseniz seçmişsiniz bu işi. Yani bu mesleği yapacaksınız işte bir gibi mi yapıyorsunuz? Ben bununla ayırt etmeye çalıştım dedi. Buradan şunu gelmek istiyorum. Hangi meslekte olursa olsun Songül Hanım, işin özü onu sevmekten geçiyor. Bakın öğretmen de olsak, doktor da olsak, mühendis de olsak, eğer bu işi biz severek yapıyorsak bu sevgi mutlaka bizim işimize, başarımıza yansıyacak. Her doktorla konuştuğumuz zaman da hepsi tabii ki ben bu işi yapamam demez ki zaten. Demez. İşte ama yani onu test ediyor. Hasta bakın beni 30 dakikada test imtihandan geçiriyor. Demek istediğim şu ki o güven duygusu. Ben bir hasta olsam doktora gittiğimde zaten onu da yazıyorum, yazılarımda ifade ediyorum bazı gazete yazılarında veya işte programlarda söylüyorum. En önemli olay hastamla doktor arasındaki etkileşim, iletişim. Köprü kurulabiliyor mu? Yani ben doktora inanmalıyım ki ben de hasta oluyorum dedim. Ben de insanım ama benim de hastalıklarım oluyor. Ben de ameliyat oldum. Ben de tedavi oluyorum. Kaza geçirdim. Tabii. Şu oldu bu oldu. Bakın doktor seçerken benim dikkat ettiğim en önemli nokta mutlaka o güven duygusunu bana verebiliyor mu? O rahatlığı bana verebiliyor. Ben onun bıçağının altına yatabilir miyim diyorlar. Basit tabirle. İşte o duyguyu almamız lazım. O yakınlığı hissetmemiz lazım. Bu bir. İkincisi mutlaka artık iletişim çağındayız. Takdir edersiniz ki adınızı yazıyorsunuz. Sizinle ilgili olumlu olumsuz şey dünyada çıkıyor. Ne varsa ortaya çıkıyor. Artık hani teknoloji çağında böyle bir. İkincisi zaten mutlaka o insanı bir şekilde tanıyanlar oluyor. Yani araştıranlar oluyor. Yani birçok yolla ameliyat olacağınız hekiminiz hakkında ama şöyle bir hataya düşüyoruz sanki mümkün. Hocam geçen aylarda biz bir hanımcağız burada konuk ettik. Kadıncağız internetten bulmuş bir doktora gitmiş biraz da ucuzdu dedi. Yüzü gözü bambaşka bir kadın olmuş. Eski hali daha güzel. Yani bu internette gene de güveneceğiniz, tanıyacağınız, kendi iyi araştıracaksınız. Çünkü az da olsa o size daha sonra daha pahalı mevlalara çıkabiliyor. Ne yazık ki bakın bu Türkiye içinde geçer, dünyada da böyle, Amerika'da da böyle estetik cerrah olmadığı halde, bırakın estetik cerrahlar arasında tercih yapıyorsunuz o ayrı bir konu da olmadığı halde